Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji bölümünde okuyan 28 öğrenci, öğretim görevlisi ve yazar şair Neşe Yaşın'ın misafir projesi kapsamında Kıbrıs'ı Türk ailelere misafir oldu. Bir Kasım akşamı dayanışma evinde buluşan aileler her şeye rağmen adaya barışın geleceğini ve bunun da toplumların iletişimiyle mümkün olacağını söyledi. Bu buluşma çok özel bir buluşma. Hepinize teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Öğrencilerimiz çok güzel anılarla geldiler, döndüler evlerinizden, onları konuk ettiğiniz, kalplerinizi açtığınız evlerinizden. Martin Luther'in bir sözü vardır, çok sevdiğim bir söz. İnsanlar birbirlerinden nefret ediyorlar çünkü birbirlerinden korkuyorlar. İnsanlar birbirlerinden korkuyorlar çünkü birbirlerini tanımıyorlar. İnsanlar birbirlerini tanımıyorlar çünkü iletişim kuramıyorlar. Misafir projemizin amacı da buydu. Bu iletişimi kurmak. Ve öğrencilerimiz bir gün boyunca evlerinize konuk oldular. Onları gezdirdiniz, ağırladınız. Büyük bir sevinçle döndüler geriye. Hepsi de heyecanla paylaştılar sizinle geçirdikleri güzel zamanı. Merhaba. Merhaba. Hi. Hi. Geliyorlar. Geliyorlar. Selamını gördüler. Selam. Dina bu mengar. Neşe. Merhaba hocam. Merhaba. Merhaba hocam. Biz de selamını gönderin. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldiniz. Çok mutluyuz. Sevmeliymiş insan, yurdunu sevmeliymiş insan. Ben size demedim bir şey getirmeyi. Bir de sizin. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Umarım yenirsiniz. Bize hem kalplerini hem de kapılarını açan insanlar var. Bizi misafir eden aile gibi. Bizim sevimli Alper Bey ve sevimli eşi Güzin hanımımız gibi. Bize harika bir gün hediye ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Alper Bey, alıntıları sizde kalın. Her zaman evimiz açıktır. Her zaman gelebilirsiniz. Hiç önemli değil. Ne zamanı var, ne gecesi var, ne gündüzü var. Gelebilirsiniz. Evimiz hazır. Konuşmalarımız farklı da olsa, inançlarımız da farklı olsa, inanınız ki biz bir insan olarak, Kıbrıslı olarak birlikte her şeyi halledeceğiz. Ve birlikte olmak da büyük bize. Yıl
yıllardır barış barış diye çağırıyoruz. İnşallah böyle iletişim aracılığıyla barış da gelir bizim ülkemize. Teşekkür ederim. Kıbrıslı Rum öğrencilere ders veriyor olmak başlı başına bir barış projesi benim için. Ve elimden gelen bazı şeyleri yapmaya çalışıyorum. Öğrencilerimi işte kuzeye götürüyorum. Onları sokak projeleri yapıyoruz. Sokakta bazı soruları cevaplamaları, bazı fotoğraflar çekmeleri gerekiyor. Böylelikle insanlarla iletişim kurmaları gerekiyor. İşte onları üniversitelere götürüyorum kuzeyde, gezilere götürüyorum. Ama bu proje sanırım en anlamlısı oldu. Ve ailelere konuk olmaları yeni bir pencere açtı diye düşünüyorum önlerinde. Çünkü ben onlara diyorum, niye geçmiyorsunuz? Diyorlar ki geçiyoruz, beraber geçiyoruz arkadaşlarımızla ama birbirimizle konuşuyoruz. Ne yapacağımızı, nereye gideceğimizi çok iyi bilmiyoruz. Ama şimdi birer aileleri oldu hepsinin. Ve kuzeye geçip bir yeri ziyaret etmek gibi bir proje var önlerinde. Hello. Hello. Çocuklar. Merhaba sınıf arkadaşlar. Merhaba hocam. İyi, özlerim seni. Yani Ağustos'tan beri buluşmadık biz ya. Evet, ayıp ettin ve gelmedin. Gelmedin bana bir gün ya. Niçin? Ya, niçin gelmedin bana? Mine ablam en yakın arkadaşlarından birinin annesidir. Ve en çok sevdiğim yani sallardan biridir Mine ablam. Zaten fırsat bulmaz beraberiz. Bazen haftada bir defa. Ve arkadaşım Rafael'la yani tanıştırmak istedim yani bu güzel insanlarla. Uygun bir fırsat buldu. Gittik evine. Çok güzel vakit geçirdik, yemek yedik. Güzel bir tecrübe kazandık. O kadar. Çok teşekkür ederiz. Sizi de bekleriz Larnaca. Sizin için evimizin kapısı her zaman açık. İstediğinizde gelebilirsiniz. Her zaman bekleriz. Güzel düşünülmüş bir ödev verildi gençlerimize. Keşke daha çok öyle ödevler verilse de kaynaşmalar daha güzel, daha fazla olabilseydi. Orestes benim oğlum gibi, Rafael'e da şimdi kızım gibi oldu. Beklerken çok heyecan duyduk. Çünkü kimi misafir edeceğimizi bilmiyorduk başında. Sosyal medyada gördük sadece fotoğraflarını. Onun için oğlum Halit ve ben çok heyecanlandık. Home for Cooperation'ın önünde buluştuk. Birbirimizi gördüğümüz andan itibaren de çok sıcak bir gün geçti beraber. Çok mutluyum her ikisini de tanıdığım için. Ailelerini de tanımak istiyorum. Onun için iki hafta sonra bir araya geleceğiz aileleriyle birlikte ve bir pazar günü vakit geçireceğiz. Peki, ben sormak istiyorum. Bu projenin öncesinde geçiyor muydunuz? Diğer tarafta geziyor muydunuz, alışveriş yapıyor muydunuz? Evet, ben Larnakalıyım ama iki haftada... Bir. Evet, Lefkoşa'ya gittim. Ekmek kadayı için. Ekmek kadayı çok severim. Kendilerindeki şahsi zorluklarını, yenebilecekleri ilişkilerini, daha iyi geliştirebilecekleri bir korkuları varsa atması gerektiği konusunda tabii ki önemli bir adım oldu. Evimizde onlar gayet rahat geldiler, gayet rahat ilişki kurduk, gayet neşeli bir gün geçirdik, güzel bir gün geçirdik. Umarım ki bu korkularını bizim bakımızdan veya kendileri bakımından bırakmış oldular. Bu da ilerideki ilişkilerimizin daha samimi, daha uzun süreli, daha kalıcı aktivitelerle gelişeceğine inanıyorum. Projeyi görür görmez ben çok heyecanlandım.
Çünkü oradan gelecek öğrenciler gibiyim ben de aslında. Güney'de Türkoloji öğrencisiyim, doktora yapıyorum. O anlamda iki taraf için de bunun çok özel bir şey olacağını düşündüm. Ve hemen Neşe Abla'ya dedim ki lütfen bize iki tane yolla. Zaten iki ve üç öğrenci bölmüşler ailelere. Gelmeden onları 40 yıldır tanıyor gibiydik. Çünkü yazışmaya başladık, konuşmaya başladık. Ve onlar geldiklerinde bizim evin birer üyesi gibi geldiler bize. Çekiyorum. Sordukları sorular daha çok bizi tanımaya yönelikti. Bizim kültürümüzü tanımaya yönelikti. Ve konuştukça gördük ki aslında birbirimizle aynıyız. Hiçbir farkımız yok bizim Kıbrıslı olarak. Çok güzel bir gün geçirdik onlarla. Şimdi dostluğumuz sürüyor. Görüşüyoruz onlarla. İkisi de çok özel insanlar. Şimdi bu bir diyalog dersi. Ve öğrencilerle yani işte konuşmalarını geliştirmek gerekiyor. Ve konuşmalarını geliştirmek için en önemlisinin Türkçe konuşan insanlarla buluşmaları olduğunu düşündüm. Ve birden bu aklıma geldi. Ve bir de şunu düşündüm. Psikolojik bir bariyer var dil öğreniminde. Bunu aşan öğrenciler çok daha hızlı öğreniyorlar. Ve bu bariyeri aşmaları için de ailelerle buluşmaları gerektiğini düşündüm. Ben aslında teker teker göndermek istiyordum ama korktukları, çekindikleri için istemediler, itiraz ettiler. Sadece bir öğrencim yalnız başına gitti. Diğer öğrenciler böyle ikişer, üçer gittiler ailelere. Ama bundan sonra tek başlarına da gidebilirler diye düşünüyorum. Gelmeden önce kendinizi gergin, rahatsız hissediyor muydunuz? Ve korkularınız var mıydı? Biraz korkular vardı elbette. Peki. Yavaş yavaş iletişim kuraldık. Hı hı. Ve sonra daha rahatladık. Ben hiçbir korku yaşamadım. Gayet rahattım. Çünkü bilirdim yani bizim gideceğimiz insanlar bizim gibidir. Farklı diye bir şey yok. Din farklı olabilir, dil farklı olabilir ama insan aynıdır. Fark yok. Bence Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler beraber yaşayabiliriz. Ben barışçıyım. Beraber çok yaşamak istiyorum. Θέλουμε να υπάρχει ειρήνη στην Κύπρο, να ζήσουμε όλοι μαζί, Ελλήνων Κύπροι και Τουρκοκύπροι. Νομίζω ότι οι τουρκικές σπουδές με βοήθησαν στο να αλλάξω λίγο τον τρόπο που σκέφτομαι, να έρθουμε περισσότερο κοντά με τους Τουρκοκυπρίους, όσον αφορά και την ιστορία μας, τον τρόπο που σκεφτόμαστε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Dip Karpazlıyım. Dip Karpaz'da yaşıyorum. Dip Karpaz'da büyüdüm. Ailem orada. Yani anlaşılan yani Türklerle birlikte büyüdüm. Öyle bir fark ya da başka bir şey yaşamadım, hissetmedim. Ailem bana insanla beraber büyümeyi öğretti. Ne Türk, ne Rum, ne Arap, ne bilmem ne. Projedeki gönüllü sayısının çok artmasından yanayım ben. Çünkü bu akşam da gördük, diğer öğrencilerle tanıştık diye aileler birbiriyle kaynaştı. Bizim başka şansımız yok zaten yakınlaşmak için. Çünkü görüyorsunuz bir türlü o beklediğimiz barış gelmiyor. O yüzden bu projenin çok yaygınlaşması lazım. Bir de dikkatinizi çeken bir nokta var mı bilmem ama benim bu çok dikkatimi çeker. Bizde bir Yunan Dili Edebiyatı bölümü yoktur. En azından Güney o adım attı. Bizim de o adımı atmak için hemen harekete geçmemiz gerektiğini düşünürüm. Eğer gerçekten kaynaşma istiyorsak. Ben Yunanlıyım. Türkçeyi çok seviyorum. Bu nedenle Türkoloji okuyorum. Siz? Türkçeyi çok seviyorum. Bunlar
Peki, Türkçe size kolay geliyor mu yoksa zor mu oldu öğrenmesi? Kolay. Zor. Gramatik zor ama kelime kolay. Yavaş yavaş. O kadar zor değil, o kadar zor değil. Kıbrıslı Rumlar için o kadar zor değil. Bu liderlerin getiremediği, birilerinin su getirip bir türlü anlaşamadığı şeyi biz böyle birey olarak, yayılarak, çoğalarak gerçek barışı getiririz inşallah. Bu şeyde emeği geçen herkese teşekkür ederim.